Bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yapan Karar Gazetesi yazarı Akif Beki, kaleme aldığı son yazısında Melih Bulu'yu köşesine taşıdı. Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınış şeklini değerlendiren Beki, kimse kendini bir şey zannetmesin, herkesin iki satırlık bir buyruk kadar değeri var ifadelerini kullandı. Peki, takdiri şahane ne uygun görürse hakkınızda hayırlısı odur diye mi? diye sordu. Beki'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle, Melih Bulu Boğaziçi'nde istenmediği için değil boğaz içini hizaya getiremediği için rektörlük görevinden alınmıştır. Fakat hakkında resmi gazetede çıkan duyuruya kendisi önce inanmakta zorlandı. Sosyal medyada verdiği ilk tepkiden haberle başta dalga geçmesinden anlaşılıyor. İki şeyi gösterir. Bir, hiç beklemiyordu, şok geçirten bir sürpriz oldu. İki, önden kulağına en ufak bir fiskos bile çalınmadı. Hiç hissettirilmedi. Ruhu dahi duymadı. Topu kalede gördü. Herkes gibi resmi gazete ilanından öğrendi. Bir geceye kararnamesi ile deniyor genelde ama hayır o kararname yazılıp matbaaya gönderilene dek kaç elden geçiyor Demek ki şok etkisi uyandırmak için özel bir çaba söz konusu. Görevden alınacağı bilgisi muhatabından büyük bir gizlilikle saklanıyor. Sızmaması, kulağına gitmemesi için tedbirler geliştiriliyor. Ulu'ya mahsus bir durumda değil. Konuşulanlara bakılırsa yıllarca sadakatle hizmet etmiş, denileni yapmış TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de görevden affını bir sabah resmi gazetede okudu. Naci Ağbal ise Merkez Bankası Başkanlığından azledildiğini sabaha karşı dörtte tuvalete kalktığında duydu gelen mesajlarda. Niyesi kadar nasılı da önemli. Neyin güç gösterisi? Artık fermanla yönetilen bir tek başlılık rejiminde yaşadığımızı kanık satmak için mi? Kimse kendini bir şey zannetmesin. Herkesin iki satırlık bir buyruk kadar değeri var. Bu davada kişiliklere yer yok. Takdiri şahane ne uygun görürse hakkınızda hayırlısı odur diye mi?